Teşekkür ediyorum. Genel Başkanımızın da sizlere selamlarını ileterek konuşmama başlayayım. Ben sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak göreve getirildiğimde şöyle düşünmüştüm. Kimsenin ayağına basmadan en önemli konulardan bir tanesinden sorumlu kılındım. Hem işim çok zor hem de en azından rahat çalışacağım diye düşünüyordum. Hakikaten ülkemiz için kader derecesinde önemli geleceğimiz açısından. Birazcık pragmatik konuşursam seçimler açısından da çok çok önemli olduğunu takdir edersiniz. Şimdi bazı cümleler vardı, kurmamız zaten gerekir. Yani Türkiye yaşlanan bir toplum. Ve yaşlı bir toplumdan çok yaşlı topluma doğru giderken maalesef çoklu krizlere yakalanmış bir ülkede bu hayatın önemli bir aşaması geçirilmek zorunda. Yani hepimiz için böyle sıkıntılar var, gençler için de var, orta yaş için de var. Ama çoklu kriz ortamında en ciddi sorunları yaşlı bireyler tecrübe etmekte. Şöyle düşünelim, işte çalışma hayatı, hayatın en önemli zorlu süreçleri, ondan sonra da belki çok daha sakin, huzurlu veya daha aktif, yani sakin ve huzurluyu aktifinin karşısında konumlamıyorum, daha aktif bir hayatları olacakken hala hani ayağa kalkıp gezecek değil de dizlerinin üzerinde kalmak zorunda olan bir yaşlı portresi var. Dolayısıyla çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz ülkemizde her düzeyde ama yaşlılar bunu çok daha net bir şekilde yaşıyorlar. Türkiye uzun yıllar hani Türkiye hani 7 bölgesiyle tarımda kendi kendine yeterli olmakla övünürdü ya işte çocukluğumuzda. Bir de şeyle övünürdük, genç bir toplum olmakla, öyle bir şey yok. 2021 TÜİK verilerine göre 9.7 olmuş durumda 65 yaş üstü. Dolayısıyla aslında gidişat tam da bu konunun işaret ettiği şekilde planlanmalı. Her aşamasının, geleceğin her aşamasının planlanmasının gerektiği bir dönüm noktasında olduğumuzu düşünüyorum. Yani 8 milyon 245 bin kişi 2021'de 65 yaş üstüydü. Tabii bir de kendi yine TÜİK'in projeksiyonu 2025 yılında yine %11 civarında görüyor. 2040'da %16.3 olarak görüyor. Yani alarm zilleri aslında bu rakamlarla da çalıyor. Bizim bugün bu Çalıştay'ı toplamamızın nedenlerinden bir tanesi de budur. Bu Çalıştay aslında buraya kadar demin Yılma kendini tanıtmadı. Yılma'nın da içinde olduğu çok sayıda arkadaş aslında bu konuda çalışıyoruz biz. Daha doğrusu öğreniyoruz. Ben öğrenen siyasete inanıyorum. Dolayısıyla aslında Türkiye'nin en önemli gücü insan sermayesi, beşeri sermayesi. Çok ilginç insanlar var, çok güçlü sivil toplum kuruluşları var. Siyaset onlardan öğrenirse, akademisyenler var, inatla bir konuyu sahiplenen aktivistler, akademisyenler, STK'lar var. Aslında olay çok kolay. Onlarla beraber, onlardan öğrenerek politika oluşturmak son derece kolay aslında. Biz bunu engeller alanında büyük ölçüde başardık. Yaşlılar konusunda daha ileri taşımak istiyoruz. Çocuklarla ilgili bir Çalıştay yapacağız. Çocuklara yönelik sosyal politikalar. Madde bağımlılığını Türkiye'de son dönemde madde ve oyun bağımlılığı çok önem kazandı ama çok asayişçi bir yerden bakılıyor. Yani o da önemli ama sosyal politikalar açısından nasıl bakılır konusunda yine bir çalışmamız olacak. Kırılgan gruplar romanlarla ilgili olacak demiştim veya şimdi söylüyorum. Bütün bunlar aslında iktidara geldiğimizde ne yapmamız gerektiğini bilmemiz için yapılıyor. Hakikaten hem seçim süreci çok kritik hem ondan sonraki iktidar süreci çok kritik. Genellikle dışarıdan bir gözlem yapayım. Önemli reformlar ilk bir yılda yapılır. Siyasal süreçlerde iktidarlar ilk bir yılda güçlü meşruiyetle reform yaparlar. Ondan sonra çok fazla direniş oluşmaya başlar. Onu da bilerek hazırlanmak gerektiğinin bilincindeyiz. Bizim bu çalışmamızın da katkısıyla ve bugüne kadar olan çalışmalarla beraber aslında hedefimiz parti olarak aktif yaşlanma politika belgemizi kamuoyuyla paylaşmak. Onu çok daha yani medyaya, kamuoyuna açacağız. Daha fazla konuşulmasını sağlayacağız. Aktif yaş alma veya yaşlanma iki kavram da kullanılıyor. Aktif yaşlanma politika belgemiz seçim bildirgemizin neyi olacak? Bu konudaki omurgası olacak.
yarın öbür gün yaptıklarımızdan veya yapamadıklarımızdan bu belge üzerinden kolaylıkla denetlenebileceğiz. Denetime açık olmamız gerekiyor. Şimdi Türkiye'de tabii hızla yaşlanan ve çok ciddi sorunlarla karşı karşıya olan bu kesimin en önemli sorunu nedir diye bir soru sorduğumuzda bazılarımız sosyal güvenlik sistemine, sağlık sistemine, hakikaten feci durumda olan emeklilik sistemine, emekli maaşlarından bahsetmiyorum sadece. Bütün olarak emeklilik sistemimiz feci durumda. Verdiğim bir örneği burada paylaşmak istiyorum. 25 yaşında Umut diye bir arkadaşımız olsun, adı Umut olsun. Bu arkadaşımız üniversiteden çıkıp iş piyasasına girdiğinde bugünkü koşullarda emekli olması imkansız. Yani güvencesiz süreçler vesaire, yani yeni dünyada çok ciddi bir risk var. Ama o arkadaş prim ödemediğinde ondan sonraki kuşaklar sıkıntılı. Şu andaki emeklilerin skandal düzeyinde maaşlar almasının nedeni de zamanında bu dengeyi oturtamamamız. Yani aktif çalışan, pasif çalışan gibi konular da yaşları son derece ilgilendiriyor. Yani konu çok ciddi, bütüncül olarak ele alınması gereken bir konu. Vergi reformu, emeklilik reformu, sosyal hizmetler reformu gibi böyle bir ekonomik istihdamın artması, güvenceli istihdamın artması, üretimin artması, bütün bunları paralel götürmeniz gereken son derece ciddi bir konu. Biz çok farklı sorunlardan bir tanesini en önemlisi olarak işaret edebilirsiniz. Biz şöyle bir sorun veya tespitte bulunuyoruz. Bizim için en önemli konu, bütün bunlardan da önemli olan, bütün bunlarla irtibatlı, hayata aktif ve etkin, aktif ve adil katılım hakkı. Şimdi engelliler için de aynı şeyi savunuyoruz aslında. Hayata, bütün kırılgan gruplar için aynı şeyi savunuyoruz. Hayata aktif, etkin ve adil katılım hakkı diyoruz. Dolayısıyla ülkemizde sıradan yurttaşların bir bölümünde geçerli olan bir algı vardır. Yaşlılık, edilgenleşme ve artık kenara çekil ifadesiyle algılanır. Hani sıradan insanların bir kısmında bu algının olması belki hani anlaşılır ama yaşlı ayrımcılığı dediğimiz anlayış çok daha katmerli. Kamu yöneticilerinde de izlerini görüyoruz. Biz sana yardım ediyoruz ya. Hizmet kelimesi, bazen ben Yılmay'la da konuşuyoruz. Sosyal hizmet vurgusunu yapıyoruz teknik nedenlerle ama sosyal politikalar vurgusu belki biraz daha daha kapsayıcı. Muhtaç, hizmete muhtaç kategorisinin belki dışında düşünmemiz lazım. Şu tarz ifadeleri gündelik hayatta duyuyoruz. Bunu kamu yöneticileri de söylüyorlar belli konularda. Herkes işe giderken sabah sabah otobüse binmeseniz olmaz mı? Ben kulaklarımla işittim. Yani hayata katılım hakkınızı erteleyin. Muhtemelen sizin işiniz gücünüz yoktur. Evde oturmanız lazım gibi. Bu algılar sıradan hayatta kamu yöneticilerinde hala var. Yaşlılar genellikle çok edilgen bir merhamet kültürünün şeyi olarak, alıcısı olarak algılanıyorlar. Hepsi böyle hastalıklarla boğuşan, ki doğaldır. Bunlar aktif hayata engel değildir çoğunlukla. Böyle bir algılama tarzının önüne geçmek istiyoruz biz. Artık devir değişti. Biz de sizleri takip ediyoruz aslında. Yani bunları biz öğrendiysek şu ana kadar, yaptığımız hatalar bize ait ama öğrendiklerimiz sizden öğrenilen şeyler. Artık edilgen paradigmamızı değiştirdik. Edilgen, muhtaç, hizmete muhtaç demiyoruz. Hayata katılma hakkının önündeki engelleri kaldırmakla yükümlüyüz diyoruz. Çünkü sosyal devlete böyle bir görev verildiğini siz de gayet iyi biliyorsunuz. Tabii birkaç tane yakıcı meseleden de bahsetmem lazım. Sosyal güvenlik sistemiyle ilgili meseleler gerçekten birkaç çalıştayı kaldırır. Yani öğrendikçe moralim bozuluyor ama daha çok çalışmamız gerektiği duygusu uyanıyor bende. Yoksulluk ve yoksunluk, yani yoksulluk kendi başına yeterli değil, yoksunluk dolayısıyla pek çok sosyal hizmetler boyutunu güçlendirmek, bakım emeğinin önünü açmak vesaire pek çok konu var. Yoksulluk ve yoksunluk çok yakıcı dedim. Şimdi yoksunluk konusu çok boyutlu. Örneğin yaşlı dostu kent diyoruz. Yaşlı dostu yerel yönetimler diyoruz. Çok sık karşılaştığım bir manzaradan bahsedeyim. Küçük bir ilimize gittiğimizi düşünelim. Küçük bir ilimiz. İmar katliamlarıyla zaten nefes alınacak alanlar daralmış. Orada emeklilerimiz, yaşlılar veya emekliler oturur. Uzunca süre otururlar. En ucuz gazeteden bulmacalarını çözerler veya o gazeteyi alacak paraları yoksa
Bir tane çay içmeyi planladıkları kahvehaneye giderler. Bir tane çay bütçeleri var. Orada işte bulmacalı gazetelere çözülmemişse onlardan önce bakarlar. Buradaki tablo tamamen edilgenlik üzerine kurulu, değil mi? Bu insanı örneğin bir hobinin parçası kılmak, bir sosyalleşme alanı yaratmak, sadece maddi değil, yani yoksulluğunu gidermek değil sadece. Onun dışında alanlar yaratmak, başta kamu ama özellikle de yerel yönetimlere bu konuda çok iş düşüyor. Yerel yönetimler gördüğümüz kadarıyla bu alanda ciddi bir dinamizm içindeler. Fakat dinamizm belli planlamalarla olmadığında sizlerden, bu konunun uzmanlarından, üniversitelerden veya sivil toplum denetiminden uzak olduğunda biraz kaotik de olabiliyor. Ama muazzam bir imkan ve alan var. Ben her gittiğim ilçede veya ilde, belediyeler bizde ise çok gayretli şekilde konunun farkına vardıklarını gördüm. Çalışıyorlar, onları desteklememiz ve beslememiz lazım. Bugün örneğin burada yaşlı dostu kent kavramı üzerinden bir yerel yönetim masası da oluşturduk. Seçici olmak zorundaydık. 40'ın üzerinde belediye bu konuda iyi işler yapmaya çalışıyordu. Biz bir kısmını çağırdık. Tamamen mekansal, parasal vesaire o tarz meselelerle alakalı olabilir ama çok güçlü bir dinamizm var ve devletin görevi o dinamizmin önünü açmak, denetlemektir. Bunları da planlamak lazım. Şimdi tabii TÜİK'in kendi hesaplarına göre, ki hani ne kadar güvenelim bilmiyorum, 2020'de yaşlılarımızın %17'si yoksul görünüyor. Aslında hayatın belli aşamalarından geçen, çalışma hayatından vesaire geçen, emekli olan kişilerin çoğunlukla bu kadar yoksulluk üretmesi başlı başına vahim bir durum. Yaşlı kadınlar çok daha yoksul. Yani oransal olarak yaşlıların TÜİK verilerine göre yoksulluğundan bahsediyorum. Yani ne kadar hani bir veridir ama kadınlar daha yoksul. Buna bir de çalışan ve emekli yoksulluğu kavramlarını eklemek zorundayız. Benim alanımda çalışan yoksulluğu aldı yürüdü. Emekli yoksulluğu zaten malumunuz. Bir de nitelikli işsizlik gibi, özellikle eğitimli gençlerin işsiz kalması üzerinden, orta sınıfların işsiz kalması üzerinden başka bir sorunumuz daha var. Bu başka bir konu ama yani konuların ne kadar çetrefil olduğunu hissettirmek için söylüyorum. Çalışan ve emekli yoksulluğu şöyle derinleşiyor. Türkiye'de emekli, dul ve yetim maaşı alanlar 13 milyon 800 bin kişi. Aslında ciddi bir rakam. Ve SGK'ya ısrarla soruyoruz. Emekli maaşı alanlardan kaçı asgari ücretten daha aşağıda maaş alıyor diye soruyoruz. Yanıtlamıyorlar sorumuzu. Yani bu ne demek? Çalışan yoksulluğu o kadar ciddi bir boyuta ulaşmış ki SGK o verileri bizimle paylaşmıyor. Halbuki demokrasilerde tartışma ve planlamanın özü veri paylaşımındadır. O veriler yok ama biz tahmin ediyoruz milyonlarca insan zaten asgari ücretin altında. Hele aile kalabalıksa devletin kendi muhtaçlık tanımına göre bu ailelerin de ciddi bir kısmı yoksul. Bildiğiniz gibi bizim belli bir sınırın altındaki aileleri, ki buna tek başına yaşayan fertler de dahil, kapsayan bir aile destekleri sigortası projemiz var. Aslında evrensel vatandaşlık geliri anlayışından son dönemde esinlenen bir yaklaşım. Ama bizim planlarımız 4 milyon haneyi buraya kapsamakken 6 milyona kadar bu iş gidebilir. Hane diyorum. Bu da toplumun %30'u ediyor. Yani üretmeyen, fabrikalarını satan, şeker fabrikalarını, yani bu kadarcık propaganda yapayım. Bir ülkede fabrika açmayan, istihdam alanı açmayan bir ülkede %30, toplumun %30'u atıl hale getirilmiş ve yardımlarla yaşıyor ve yaşlılar da tabii ki burada kendi üzerlerine düşen bedeli ediyorlar. Bir başka çok önemli konu, gelişme, yalnız yaşayan hanelerdeki artış. Sadece yaşlılar değil bu. Tek başına yaşamayı tercih eden beyaz yakalılar da olabilir, boşananlar da olabilir ama Türkiye'de 2021'de 25 milyon hane, yaklaşık 25 milyon 320 bin 9 bin hanenin 4.7 milyonu tek kişilik hane. En hızlı artan hane tipi tek kişilik hane ve en çok sosyal hizmetlere alan, ihtiyacı olan kesimde giderek bunlar olmaya başlıyor. 2021 yılında yaşlı nüfusun %56'sı kadınlardan oluşuyor.
Yani bizim yaşlı tanımına giren nüfusumuzun da önemli bölümü kadınlar ve ciddi bir bölümü de tek başına yaşayan yaşlı kadınlar. Şimdi kadınsa daha yoksul olma ihtimali yüksek, tek başına yaşıyorsa böyle. Kırsalda yaşıyorsa hem yoksul hem yoksun. Bizim bir de kent çeperleri yoksulluğu dışında giderek artan bir kırsal yaşlı yoksulluğu sorunumuz var. Kent çeperlerinde varoş diyorlar yani, ben kent çeperleri diyorum. Hani iyi kötü belediyeler arası rekabetten, belediyelerle genel iktidarın rekabetinden, ki böyle enteresan bir süreç yaşıyoruz. İyi kötü belki bakım hizmetlerine ulaşırlar ama kırsaldakiler çok yalnız. Dolayısıyla sosyal devleti öyle örgütlememiz lazım ki o bakım emeği denilen süreçleri kırsal alanlara taşımamız lazım. Yine rakamlara biraz fazla şey yaptım ama dersimi çalışmaya çalışıyordum. Sizin bildiğiniz, bana ilginç gelen şeyleri tekrarlıyorsam kusura bakmayın. 1,5 milyon tek başına yaşayan yaşlının %75'i kadın. Daha uzun yaşıyorlar ama daha iyi yaşıyorlar dedirtmek için bize çok fazla iş düşüyor. Kent yoksulluğu, kır yoksulluğu, kırsal yoksulluk, bütün bunlar giderek gündemimiz olacak. Şimdi bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak yoksullukla mücadele stratejimizin ilkesel boyutunda, ki sosyal demokrat bir parti olduğumuza göre, 3 temel ilke var. Üretimi artırmak, güvenceli istihdamı artırmak ve bölüşüm, makro idealler. Ama yoksullukla mücadele bağlamında 3 şeyi çok öne çıkaracağız. Yaşlarla ilgili olduğu için anlatıyorum müsaadenizle. Birincisi, demin anlattım, aile destekleri sigortası. Sadece aynı ve nakdi destek olarak düşünmeyin, destekler. Destekler diyoruz çünkü biz iktidardan farklı olarak sosyal hizmetler alanında bir devrim yapmak istiyoruz. Ve desteklerin içine kreş de giriyor, ilkokul, ortaokula giden çocuklara gıda desteği de giriyor. Dolayısıyla mevcut iktidarın yoksulluğu aşamayıp sadece istismar etmesinin önüne nasıl geçeceksiniz? Eleştirerek geçemezsiniz. O nedenle biz, evet, belli bir destek gerekir ama yetmez, sosyal hizmetler alanını güçlendirerek fark yaratabiliriz. Yani daha nitelikli insanca yaşamanın yolu nedir? Türkiye'de biliyorsunuz 925 bin tane yaşlı birey, 925 bin kişi hiçbir sosyal güvencesi olmadığı için, belki hayatında hiç çalışmadığı veya çalıştığı güvencesi olmadığı için yaşlı maaşı alıyor 1500 civarında ve CHP gelip bu yardımları alacak gibi propagandalar yapılıyor ama durum şu, 1 milyona yakın insan hiç sosyal güvencesi yok, maaş alıyor. 9 milyon insan da devlet tarafından genel sağlık sigortası primleri yatırılıyor. 9 milyon. Yani bu ülke sadece yoksullaşmadı. Atıl, yani üretimden de insanlar koptu ve kopartıldı. Dolayısıyla yaşlanan bir kişinin, biliyorsunuz, anayasamıza göre çalışma hak ve ödevdir. Ödevdir ve haktır. Bence her insanın çalışma süreçlerinde hayatının belli bir bölümünü geçirmesi hakikaten haktır. Hiç bunu yaşayamayan ve tamamen yardımlara bağımlı bir nüfus yaratmayı da tırnak içinde başardık. Aile destekleri sigortası kapsamında desteklediğimiz insanların bir bölümü elbette yaşlı yoksulluğundan müstarip kişiler olacak. İkincisi, biz bir sosyal hizmetler devrimi yapmayı düşünüyoruz dedim. Devrim lafını inadına kullanıyorum, bilerek kullanıyorum. Fark yaratacaksak burada yaratacağız. Bakım emeği eksenli bir sosyal hizmetler devrimi düşünüyoruz. Örneğin genel başkanımız bunu detaylandırıyor. Her aile hekiminin olduğu yere bir sosyal hizmetler uzmanı ki 25 bin ediyor sanıyorum. Ve bizim gördüğümüz atanamayan değil, atanmayan mezunların önemli bir bölümü ideolojik nedenlerle atanmıyor. Yani biz bu bakım emeğine çok sayıda genç ve kadın arkadaşımızı istihdam edeceğiz. 500 000'lık böyle bir alan oluşabileceğini düşünüyoruz. Şu soru gelebilir. Hep bu ülkenin bilinçaltında özel tarafından getirilen bir soru var. Biraz gerekiyor, biraz da ideolojik. Kaynak nerede? Yerel yönetimleri de etkin bir şekilde kullanırsak ve bu konuda alanlarını açar, iyi denetlersek oradan da ciddi bir istihdam. Böyle iddialarımız var. Yani bu ülkenin bekçiye polise ihtiyacı olabilir ama ihtiyacından fazla bekçi polisi istihdam edeceğimize sosyal hizmetler uzmanları istihdam edelim diyoruz. Çünkü biz sosyal demokrat bir partiyiz.
Bir ikinci konu, yani bakım emeğini güçlendirmek zaten yaşlılarla ilgili çok sayıda konuyu da kuvvetlendiriyor. Sadece oraya indirgemiyoruz. Üçüncü bir nokta, şöyle bir cümle okumuştum. Belki buradaki arkadaşlarımızdan birisinin metninde. Diyordu ki, yaşlılık öyle bir şey ki sadece şu anda mevcut yaşlarla ilgili planladığınızda asla çözülemeyecek sorunlar var. Geleceği düşünmeniz lazım. Ben de bu göreve geldiğimden beri Türkiye'de refah devleti olmanın yolunun, insanın gelişmişlik endeksinde yukarı çıkmanın yolunun, ki çoğu demokrasidir buradakiler, ve toplumsal cinsiyet endeksinde yukarı çıkmanın yolunun aynı olduğunu düşünüyorum. Kadın istihdamını arttırmak. Ve çok enteresan, çok Amerika'nın keşfi gibi olacak bazıları için ama kadın istihdamı, bakım emeğini kuvvetlendirince kadın istihdamı artıyor. Artacak. Kadın bakım emeğini ücretlendirip, kuvvetlendirip, kurumsallaştırdığımızda ne olacak? Çok net. Kayıt dışı istihdam azalacak. Şu anda kayıt dışı istihdamın devam etmesi üzerine tırnak içinde bir suç ortaklığı vardır. Dijital devrimin yaşandığı dünyada biz bu sorunları aşarız. Herkesi kayıt altına almamız lazım. Kayıt dışından, emek sömürüsünden en çok kadınlar ve gençler zarar görüyor. Kadınlar nasıl zarar görüyor? 32 milyon kadın çalışan var. Çalışma çağında, pardon. Lütfen yanlış söyledim. Çalışma çağında 32 milyon var. 5.8 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istihdam içinde, %18,5. Biz bunu %30'lara taşıma, iktidarımızın ilk 5 yılında 4 milyon istihdam yaratma, güvenceli istihdam yaratma vaadinde bulunuyoruz. Vaat lafını sevmem ama böyle iddialarınız olması lazım. Çünkü siyaset biraz da tercihlerle alakalı bir şey. Biz bu tercihi yaptığımızda başarımız ölçüsünde olumlanacağız. Bunu hani gündeme soktuk mu EYT mevzu gibi bir şekilde kadın istihdamı mevzu konusu çok kilit. Neden? Yaşlılık konusuna bağlayıp bitireceğim. Kadın istihdamını arttırdığınızda ülkemizde 17 milyon ev kadını var. 15 ile 17 milyon arası ev kadını. Bu insanlar edilgen bir hayata zaten ciddi olarak sürüklenmiş. İkincisi ev genci, ev kızı lafını kullanmıyoruz. Ev genci erkek de var bunun içinde. İki cinsiyetten de insanlar var. Bu kategorileri hayata katmakta yaşlılığın planlanmasıyla çok alakalı. Madem aktif yaşlanma diyoruz, 17 milyonun evde oturduğu bir ülkede hangi aktif yaşlanma? Yani maddiyatınız güçlü olsa bile aktif yaşlanma burada sekteye uğrar. Şimdi konuşmanın bu noktasında şunu yapacağız, bunu yapacağız gibi bakım emeğiyle ilgili somut bazı önerilerimiz vardı ama onları şimdi ben dile getirmeyeceğim. Yine çok sayıda ilgili STK aktivist ve akademisyenler öğrendiğimiz çok sayıda konu birikti. Bu çalıştayla beraber de bunları güçlendireceğiz. Çok seçim satım hali denen o hararetli ve kaotik ortama girmeden Cumhuriyet Halk Partisi aktif yaşlanma politika belgesini kamuoyuyla paylaşarak kendisini bağlayacaktır. Tekrar katılımınız bize şeref ve onur verdi. Çok mutlu etti. İyi ki buradasınız. Çok teşekkür ediyorum. İyi bir etkinlik olmasını diliyorum. Teşekkür ederiz. Ülkemizin dört bir yanından gelerek bu salonu dolduran akademisyen, bilim insanı, aktivist, emek insanını tanımak ve tanışmak beni fazlasıyla mutlu ettiği için kendimi bir önceki konuşmamda tanıtamadım. Affınıza sığınıyorum. Sosyal hizmet uzmanları ve öğrencilerinin meslek örgütlenmesi Sosyal Hizmet Federasyonu'nun kurucu genel başkanıyım. Aynı zamanda Yüksel Hocam'la beraber de sosyal politikalar konusunda danışmanlık yapmaktayım. Bugün sizlerle beraber sizlerin buraya gelme amacınız olan Çalıştay'da daha çalışılabilir ve daha rahat bir ortam sağlanabilmesi için burada sizlerin yanında destekçiniz olarak çalışıyor olacağız. Reportör arkadaşlarımızla, asistan arkadaşlarımızla beraber tekrardan hoş geldiniz diyorum. Şimdi de parti meclisi üyemiz Doktor Sayın Doktor Aylin Yaman hocamızı konuşmasını yapmak üzere davet ediyorum. Buyurun hocam. Değerli akademisyenler, birçoğunuzla birlikte çalışma imkanı bulduğum hocalarım, meslek grubunun değerli üyeleri, uzmanlık derneği temsilcileri, sivil toplum kuruluşunun değerli temsilcileri, hepinizi şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli temsilcileri de burada ama ben de Yüksel Hocam gibi protokolü değiştirdim. Bizler ev sahibiyiz, sizler hoş geldiniz. Kırmayıp geldiğiniz için çok mutlu oldum. Ben size hem toplantı akışından bahsetmek istiyorum, yani çalıştayın akışından bahsetmek istiyorum. Sadece iki konuya vurgu yapmak istiyorum onun öncesinde. 2003 yılında başlayan Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın sancılarını yaşıyor şu anda sağlık sistemi. Kısaca ondan bahsetmek istiyorum çünkü yaşlılarımız bu konuda en fazla yara alan gruplardan bir tanesi. 2003 yılında başlatılan bu programda sonunda geldiğimiz kışkırtılmış sağlık talebi dediğimiz işlemle 2019 yılının sonunda, özellikle 2019 yılı verilerini veriyorum çünkü 2020 yılı pandemi yılıydı, biliyorsunuz veriler biraz daha değişti. Türkiye'de herkesin yılda 9.8 kez bir sağlık işletmesine ziyaret ettiği ve bunun da 6.3 kezinin ikinci ve üçüncü basamak olduğu, geri kalan 3 küsürlük kısmın da birinci basamağa ait olduğu bir düzende yaşıyoruz şu anda. Koruyucu hekimlik Sağlıkta Dönüşüm Programı'nda en fazla yara almış bölümdür maalesef. Ve koruyucu hekimlik yara aldığı zaman toplumdaki kırılgan gruplarda bundan nasibine oluyor maalesef. Ve geriatrik grup, yani 65 yaş üstü grupta maalesef bu konudaki en muzdarip grubumuzdan bir tanesi. Bu kışkırtılmış taleple hem koruyucu hekimlik bir taraftan yerli bir olurken çalışma barışı da bozulmuş sağlık işletmelerinde. Bir taraftan şehir hastanelerinin hayatımıza girmesi, bir taraftan performansa dayalı çalışma disiplini, bunların hepsi maalesef hastaya yansıdı. Ve son dönemde gözlemimiz şudur ki, koruyucu, bir de araya giren pandemiyle 65 yaş üstü grup gerçekten son derece göz ardı edilen, arka plana atılan grup haline geldi. Koruyucu hekimlikle şu anda bir aile sağlığı merkezine 3334 kişilik bir nüfus karşılık geliyor. Dolayısıyla bir aile sağlığı merkezinin yaşlısını özellikle koruyup kollayacak, onu takip edecek bir düzen şu anda yok. Zaten koruyucu hekimlikte de bir çalışılan, bir ticari kaygıyla yapılan bir düzen olduğu için bu grubumuz tam anlamıyla ortada kalmış vaziyette. Aşılama programlarından tutun da yaşlı aşılamasından bahsediyorum. Kronik hastalıkların takibi, ki biliyoruz ki 65 yaş üstünde Türkiye'de %90'ında 65 yaş üstünün en az bir kronik hastalığı var. Hatta bu sayı işte %30'larda 2 hastalık var, giderek daha azalan düzende 3 ve 4 kronik hastalığı beraberinde taşıyan bir grubun 3300 kişilik bir nüfusu takip eden aile sağlığı merkezi tarafından takip edilmesi ve bir koruyucu hekimlik uygulaması mümkün değil. Dolayısıyla biz yaşlılık politikaları hiçbir zaman sağlık politikalarından ayrı değil aslında. İkisini paralel yürütmemiz gerekiyor. 5 Mart'ta bir sağlık çalıştayı da yaptık. Orada da çok güzel çıktılarımız var. Onu da politika metnimiz haline sokacağız, değerlendireceğiz. İkisini birbirinden ayrı işler olarak düşünmememiz gerekiyor. Gerek koruyucu, gerek tedavi edici kısımda öncelikle sağlık hizmet kurgusunu düzeltmemiz gerekiyor. İlk vurgum buydu. İkinci vurgum, Türkiye'de maalesef bu sağlık sistemi düzeninde insan kaynağına yatırım son derece göz ardı edilmiş vaziyette. Yaşlılık, yaşlı grubumuz da bundan fazlasıyla nasibini alan bir grup. Özellikle 3 meslek grubuna, daha doğrusu 4 meslek grubuna dikkat çekmek istiyorum. Yaşlanan nüfusta en büyük yük hemşireliğe düşüyor. Çünkü yaşlılık demek bakım işi demek aynı zamanda. Hemşirelik en çok yara alan meslek gruplarından bir tanesi oldu. Gerek görev tanımları, gerek 4 yıllık gerek 2 yıllık mezuniyetin aynı iş koşullarında aynı görev tanımlarıyla çalıştırılması, uzmanlaşmanın göz ardı edilmesi, kaotik şehir hastanelerinin içinde herkesin aynı görev tanımlarıyla çalıştırılması,
farklı disiplinlerin göz ardı edilerek yeni mezun birinin uzmanlık gerektiren yerlerde çalıştırılması gerçekten yaşlı grubu da çok etkiledi. Diğeri sosyal hizmet uzmanları çok önemli bir görevi üstlenecekken atamaları yapılmayan, eğitim üniversitede bölümleri açılan birçok meslek grubu gibi fazlasıyla bölüm açılan ama ataması yapılmayan, dahası hayatın içinde nerede konumlandırılacağı dahi göz önünde bulundurulmayan bir grup. Oysa ki yaşlı grupta bu çok önemli. Mutlaka bu işe el atılmalı. Yüksel Başkanım'ın dediği gibi aile destekleri sigortası ve bizim kurguladığımız düzende mutlaka her ailenin ve her aile sağlığı merkezine yerleştirilmek üzere bir sosyal hizmet uzmanı planımız da var. Bu çalıştayın çıktılarıyla bu daha da şekillenecek elbette. Bir diğeri gerontologlar. Bence Özgür Hocam burada. Mutlaka onun da vurgusunun yapılması gerekiyor geriatrik grup için. Ve evde bakım teknikerleri. Çok sayıda bölüm açılıp hiçbirinin ataması yapılmayan, hepsi şu anda evde. Özellikle yerel yönetimlerde çok fazlasıyla faydalanılabilecek bir grup. Şu anda atıl, kalifiye ama atıl vaziyette beklemedi. Bunlara vurgu yapılması ve bu çalıştayın çıktılarıyla belki bizim sağlık çalıştayımızda örtüştürerek sonuçlarını değerlendirmek istiyoruz. Son bir vurgum daha olacak. Bunları yapmaya hep iktidardan gelen şey şu, kaynak nereden bulacaksınız? Bunların hepsinin kaynağı var. Biliyorsunuz kaynakların dağıtımı bir tercih meselesi aslında. 2021 yılının Sayıştay raporunda kamu hastanelerine ödenen, global bütçeden ödenen 81 küsur milyarlık ödemenin kamu hastanelerindeki girişlerle, medula girişlerinde ancak 38 milyarının kullanıldığı, 42 milyarının nerede olduğu şu anda belli değil. Bunlar yardım fonlarına mı aktarıldı, şehir hastanelerine mi aktarıldı? Yok, yani 42 milyar lira çok büyük bir rakam. Bununla yaşlıya da yatırımınızı yapabilirsiniz, insan kaynağına da yatırımınızı yapabilirsiniz. Yapacağınız çok fazla yatırım var. 2017'de de buna benzer sonuçlar çıkmıştı. Onda yanlış hatırlamıyorsam 37 küsur milyar gibi bir rakamdı. Muhtemelen yardım fonlarına aktarılıyor. Çünkü iktidarın temel yaklaşımı toplumları yardımla beslemek, yardımlarla götürmek ve şu andaki korkutmalarını da Cumhuriyet Halk Partisi geldiğinde bu yardımların kesileceği üzerine kurgulanmış vaziyette. Oysa biz yaptığımız yardımlarla değil, yardıma ihtiyacı olmayan insan sayısıyla gurur duymayı tercih ediyoruz. Bu bizim bir göstergemiz olacak. Bu vurgulardan sonra bu çalıştayın başarılı bir çıktısının olmasını diliyorum. Kurguyu şöyle yaptık. 3 grupta topladık çalıştayımızı. Birinci grubumuz Yaşlı Dostu Şehirler grubu. Bu grupta mimarinin ve şehir bölge planlamanın değerli katılımcıları olacak. Osman Hocam bir şehir bölge planlamacı, o grubun moderatörü olacak ve belediyelerin bu konuyla ilgili, yaşlı bakımı konusuyla ilgili çok sayıda çalışma yapıyor belediyelerimiz. Onların değerli temsilcileri olacak. İklim değişikliğinden, yaşlının yaşam koşullarının, ev ve ortamının nasıl olması gerektiğinden, mimariden, ulaşımdan hepsinin masaya yatırılacağı bir grup olacak birinci grupta. İkinci grubumuz biraz daha tıbbi bir grup olacak. Yaşlıya geriatrik yaklaşım, çok sayıda maruz kaldığınız Alzheimer önümüzdeki merkezlere çok sayıda açılıyor ama bunlar doğru mu? Bu yapılanmalar doğru mu? Nasıl yapılanmalıyız? Palyatif bakım ve uzun dönem bakım konuları, evde bakım çok önemli, yerel yönetimlerde de, sağlık hizmet sunumunda da. İkinci grupta bunları ağırlıklı hocalarımızla detaylandıracağız. Üçüncü grup yaşlının topluma katılımı, yaşlının hakları, dijital seferberlik bir yaşlı nüfus için yapmamız gereken, yaşlının hayatın içine katılabilmesi için daha neler yapmamız gerektiğiyle ilgili
konunun sivil toplum kuruluşlarından, gerontolojiden değerli temsilcilerle bu konuyu masaya yatıracağız. İki hocamız maalesef rahatsızlığı nedeniyle son dakikada katılamadı. O da üçüncü grupta, o iki hocamız da. Ama bir hocamızı temsilen bir doktora öğrencimiz var. Değerli bir çalışmasıyla aramızda olacak. Özellikle yaşlar için dijital seferberlikle ilgili. Katılamayan bazı hocalarımız dokümanlarını gönderdiler. Aynur Hoca mesela nörolojiden, Mersin'den politika önerilerini gönderdi. Başka hocalarımız da en son derledikten sonra beklediğimiz şey şudur. İkinci grubun moderasyonu Sevgi Hoca da olacak, Sevgi Aras Hoca da. Üçüncü grubun moderasyonu da Akdeniz Üniversitesi'nden Özgür Arun Hoca da olacak, gerontolog hocamız da olacak. Her grubun bir moderatörü ve bir raportörü mevcut. Raportör arkadaşlarımız genç sosyal hizmet uzmanı arkadaşlarımız. Onların da bu çalışma içinde yer almasını önemsiyoruz. Geleceğin bu konuda çalışacak kişileri olduğu için. Beklentimiz şu, size davet yazımızda da göndermiştik. Öncelikle bir mevcut durumun analizi, sizin konunuzla ilgili biz neredeyiz? Bu ülkede bazı iyi yaptığımız şeyler var. Durum analizi nedir? Sorunlar nedir? Gerçekten sahada yaşayan, çünkü saha temsilcilerimiz de var, her grupta akademisyenlerimiz de var. Sahada yaşanan sorunlar nedir? Ve son olarak da çözüm önerilerimiz nelerdir gibi bir iş akışıyla gitmeyi bekliyoruz. Uzlaşmaya dayalı bir rapor çıktısı beklentimiz var. Elbette uzlaşılamayacak konular olacaktır. Eğer böyle bir konu olursa mutlaka oraya eklenmesi, hangi konuda uzlaşılamadığının oraya eklenmesini bekliyoruz. Ve son olarak da saat sanırım 4.30 sularını bulur diye düşünüyoruz. Bir çıkış raporu talebimiz olacak. Rapor yazımında arkadaşlarımız size yardımcı olacak. Ama daha sonra bir tarih vereceğiz çıkış toplantısı sırasında. Oraya biraz daha detaylı, belki işte akademik makalelerle desteklenen, belki saha örnekleriyle desteklenen bir daha detaylı raporla bunu biz bir politika metnine dönüştürüp sizlerle ve toplumla paylaşma hedefimiz var. Dışarıda arkadaşlarım var. Hepinize grup adları verildi. Kartlarınıza da yazıldı. Size eşlik edecekler. Şimdi birazdan Sevgi Hocam bir çerçeve sunumu yapılacak. Türkiye'deki durumu ve aktif yaşlanma ile ilgili bilgi verecek. Onun hemen sonrasında bir öğle yemeğimiz olacak. Ondan sonra da öğle yemeğinden sonra da eşlik edecek arkadaşlarımız da 3 ayrı salonda, onların yerleri belli, çalışmanız bekleniyor. Ben ve arkadaşlarımız hepimiz buradayız. Herhangi bir sorunuz, kafanıza takılan bir şey olursa her an burada olacağız. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten sizlere çok büyük iş düştüğünü ve daha özgür ve daha hür çalışmanın önümüzdeki dönem iktidar yolunda olan Cumhuriyet Halk Partisi için çok büyük desteği olacağını düşünüyorum. Son kapatırken de teşekkürlerimi ederek kapatmak istiyorum. Oldukça emek yoğun bir çalışma yaptık. Sevgili Yılma, sosyal hizmet uzmanı ve danışman arkadaşımız Yılma, Jale Hanım, Yüksel Hocam'ın danışmanı Jale Hanım ve Gencay Bey'e özel teşekkürlerimle başlamak istiyorum. Yüksel Hocam'a da böyle bir ortamı hazırladığı için, kendisi de akademisyen, böyle bir çalıştığı ortamı sunduğu için, bu konuya gereken önemi verdiği için çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese son teşekkürlerimle başarılı bir çalıştığı olmasını diliyorum. Teşekkürler, sağ olun.